كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Evet, zenginliğe sebep olan haller. 5 vakit namazı tadil-i erkan ile kılmak. Arkadaşlar, tadil-i erkan ne desem şu memleketin yarısından fazlası bilmez. Tadil-i erkan. Allahu Ekber deyip elleri bağlamak. Ayaktayken gözler secde ettiğine bakacak. Rüküdeyken ayak uçlarına bakacak. Secdedeyken gözler açık burun ucuna bakacak. Tahiyyattayken göbek üstü. Selam verirken sağ omuzuna ve sol omuzuna. Tadil erken budur arkadaşlar. Tadil erken budur. Semiallahu limen hamideh. Allahümme rabbena ve lekel hamd. En kısası. Arkadan gören seni kıyamda zannedecek. Secdeden iki secde arası oturan seni gördüğü zannedecek bu adam tahiyyatta. Tadil erken budur. Zengin olmak isteyen namazını düzelsin. Zengin olmasın, suratımın ortasına tükürsün, açık konuşuyorum. Hadis okuyorum sana çünkü kafadan konuşmuyorum. Bak hadis okuyorum sana. Namazını düzelt. Zengin olmazsan yanıma gel. Yanıma gel, bak açık çek konuşuyorum. Çünkü benim sözümün arkasında Muhammed Mustafa var. Aleyhissalatu vesselam. 5 vakit namazı tadil erkan ile hakkı ile kılmak. Ve ondan sonra duha namazı kılmak arkadaşlar. Kuşluk namazı. 4 rekat. Efendime söyleyeyim 8 ya da 12 rekat olarak kılabiliriz. Müslim'de geçer. Güneş doğduktan 50 dakika sonra kılınabilir. Kılmaya çalışın. 4 rekat kılın ağır geliyorsa. Mesela güneş kaçta doğuyor? Tam olarak kaçta doğuyor bilen var mı arkadaş? 5.30 mu? Emin misin? Tamam, o civarı desek. 5.30-5.20 desek. 50 dakika sonrası kaç oluyor? 6. Ya 7 gibi kıl. Kıl kardeşim, yani o civarı kılabildiğin var. Yani ayarla vaktini. Bir saat sonra kıl. Alarm kur gerekirse. Kıl bu namazı. Çok sevap. Peşine. Zaten zenginliğe sebep olan halleri sayıyoruz kardeşim. Peşine. Bak şimdi. Geceleyin. Geceden maksat arkadaş. Teravih namazı. Teravih diyorum estağfurullah. Yatsı namazını kıl. Peşine. Tebareke ve Enam surelerini okumak. Bak doğuda çoğu camide arkadaşlar. İkindi namazından sonra Amme suresi okunur. Yatsıdan sonra Tebareke okunur. Doğuda çoğu yerde bu var. Mesela batıda bu yok. Batıda ne var yatsıdan sonra? Amenna Resulü var. Doğuda çoğu yerde ikindi namazından sonra Amme suresi, yani Nebe suresi. Ondan sonra yatsıdan sonra Mülk suresi, yani Tebareke. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh naklediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ashabından biri gece yolculuğunda kabir olduğunu bilmeden bir kabrin üzerine çadır kurup yatmış. Meğer orası bir insanın kabriymiş ve o kişi Mülk suresi okuyormuş. Allah Allah. Ve sonuna kadar okuyup tamamlamış. O kimse Efendimiz aleyhissalatu vesselama geldi ve ya Resulallah, ben kabir olduğunu bilmeden bir kabrin üzerine çadır kurdum. Baktım ki oradaki insan Mülk suresini okuyor ve onu tamamladı. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki o, yani Mülk suresi maniyadır, münciyedir, onu kabir azabından korur. Tirmizi. Ya kabirdeki adam ne okuyormuş arkadaşlar? Mülk suresi. Allah Allah. Bak kabirden, kabir azabından acayip koruyor, biliyor musun Mülk suresi? Acayip bir şeydir. Ölen kimse bu dünya hayatındayken hangi ibadeti sürekli yapmış ve ondan ruhsal zevk almışsa ölümünden sonra da ruhsal zevki katlanarak ona devam eder. Her meyvenin maddi açıdan farklı tadı, rengi, kokusu ve özelliği olduğu gibi kuşkusuz her surenin ve ayetin de manevi açıdan farklı tadı, rengi, kokusu ve özelliği vardır. Mülk suresinin özelliği de mania, yani mani olucu, engelleyici ve kurtarıcı olup sahibini kabir azabından korur. Bir Tirmizi hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Her gece yatmadan önce Mülk suresini okuyun. Mülk suresi, yani Tebareke, kabir azabına engeldir.
Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kur'an'da 30 ayet olan bir sure vardır. O bir kişiye şefaat etti. Sonuçta o kişi bağışlandı. O sure Tebârekellezî biyedihil mülk. Yani Tebareke suresi, yani mülk suresi. Ebu Davud, İbn-i Mace, Tirmizi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kur'an'da sadece 30 ayet olan, yani kısa bir sure vardır ki mahşerde sahibini cennete koyuncaya kadar o mücadele edecek, işte o sure Tebareke'dir. Taberani'de geçer. Tebareke suresi sahibini, yani kendisini sürekli okuyanı sadece kabir azabından korumakla kalmayacak. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle mahşer yerinde diyoruz, okuyan kişi sahibini zebanilerinden kurtarıp cennete sokuncaya kadar mücadele edecek. Arkadaşlar, bir adam ömründe Kur'an okursa sürekli, hadis-i şerifte geçer, o Kur'an diyor, o adam öldüğü zaman onun kefeninden içeri girecek. Kefenden içeri girecek kabirde. Azap melekleri gelecek, onun karşısına Kur'an çıkacak. Hangi melek Kur'an'ın önüne geçebilir arkadaşlar? Hiçbiri. O Kur'an diyor, onu cennete sokana kadar, bak, cennete sokana kadar durmayacak. Ama sürekli okuyana, amel edene. Öyle dümdüz okuyana yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedik arkadaşlar? Gece Tebareke ve Enam suresi okumak. Zenginliğin sebeplerini sayıyoruz. Ayrıca bak şimdi Nebe suresini söylerim. Kabir azabı arkadaşlar. Yani acayip bir şey ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o kadar kötü manzara gördüm diyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cehennemi de gördü. Rabbimiz ona gösterdi. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki gördüğüm en kötü manzara kabirdeydi diyor. Kabir azabından daha kötü manzara görmedim. Aman ya Rabbi. O yüzden Mülk suresini biz kabir azabından kurtarmak için de okuyalım arkadaşlar. Fazla değil, 4-5 dakika. Abartsız konuşun bak. Düzgün normal okuyana 4 dakika falan. 4 dakika ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Enam suresiyle okunması alakalı şu hadis-i şerifi aktardı. Bir kimse sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra Enam suresinin başındaki 3 ayeti okursa Allah Celle Celaluhu o kimse için 70 bin melek vazifelendirir ve o melek kıyamete kadar o kimse için istiğfar eder. Ya Rabbi bu kulunu affet, Ya Rabbi bu kulunu affet, Ya Rabbi bu kulunu affet diye 70 bin melek istiğfar eder. Ama ne zaman? Sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra Enam suresinin ilk 3 ayeti. Zengin olmak için isteyen okusun. İsteyen kabir azabından ya da tövbe için okusun kardeşim. Konumuz neydi? Zengin olmaya sebep olan ahvaller.